arkadaşlar. Bu ay biliyorsunuz Aşura ayı ve bugün ben ilk defa hayatımda Aşura yapacağım arkadaşlar. Bunu da sizlerle birlikte videolaştıracağım. Tabii bunu öyle yemek için, video için değil, hayır için, dağıtmak için yapıyorum. Yapmışken sizler de izleyin. Belki yapmak isteyip de tarif almak isteyenler olabilir. Burada tabii ki Gurme Rukiye Çetin Kaya size ilk defa yaptığı şeyleri bile en güzel şekliyle sunduğu için sizin için videolaştırdım arkadaşlar. Tabii ki bu öyle hadi başlayalım hemen deyip de yapılacak bir şey değil. Hazırlıkları dün akşamdan başladı. Mesela ben buraya ıslattım bir gece öncesinden. Aşurelik buğdayımızı ıslattım. Kuru fasulyemizi, nohutumuzu ıslattım. Artık bugün bunları pişirip harmanlayıp lezzetli, güzel bir aşure yapımına geçeceğiz. O zaman hemen başlayalım mı yapmaya Binoş? Başlayalım! Hadi başlayalım. İlk yapacağınız şey Ettehiyyatı okumak. Bereketli olsun, lezzetli olsun. İyi arkadaşlar, şimdiden Allah kabul etsin. Ben bunu kendi hayrım için değil, babamın hayrı için yapıyorum. Babamın hayrına komşularımıza dağıtacağım. İnşallah hepsine yetirebilirim. Bilmiyorum 30-40 kişilik gibi bir tarif aldım ben ama onun tabakları bayağı bir büyüktü. Ben hazır böyle satılan alüminyum tabaklardan aldım. Alüminyum mu, karton mu, ne o? Onlardan aldım. Benim ölçüm sanki biraz daha küçüktü. Herhalde bir 50 kişilik falan var gibi görünüyor. Bilmiyorum. İnşallah daha çok olur, bereketli olur. Evet, ettehiyyatımızı okuduktan sonra hemen kayısı ve kuru üzümle başlıyoruz arkadaşlar. Ha bir saniye. Öncelikle şunların ölçüsünü vermeyi unuttum. Siz de böyle 40-50 kişilik falan bir şey yapmak istiyorsanız 3 su bardağı aşurelik buğdayımızı iyice böyle yıkadıktan sonra bir gece suyun içerisinde beklettik. Burada da 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı kuru fasulyemiz yine yıkadıktan sonra ekledik. Ama şimdi buğdayımızı sudan geçirip tekrardan kaynatmadan önce bol suyla tekrardan yıkamamız gerekiyormuş. Çünkü buğday pişerken rengini bulanıklaştırıyormuş. Yani aşureyi karartıyormuş. Ben de kara bir aşure zaten gerçekten hiç sevmem. Aşure dediğim böyle açık renkli, lezzetli, hafif sulu, kıvamlı, güzel bir şey olur bana göre. Herkesin damak tadı başka, bilmiyorum. Bazı aşureler simsiyah oluyor. Ben onu çok sevmiyorum. Seviyorsanız çok yıkamayın. Ama siz yine de beni dinleyin, yıkayın. Şimdi 1,5 su bardağını dolduracak şekilde kuru kayısı ince ince doğrayacağım arkadaşlar. Burası mutfak olduğu için biraz sesim yankılı çıkabilir. Şöyle ince ince hepsini minicik minicik doğrayacağım ki aşurenin içinde kocaman kocaman görünmesinler. Büyük büyük diye. Daha güzel bir görsel olsun diye. Benim gibi böyle minnak minnak doğruyorsunuz. Bak bak ne güzel doğruyor. Minnak minnak. Ya minnak minnak aynı kendim gibi. Kendini de övmeden duramaz. Ne övmesi yani? Harika bir aşure videosu geliyor size. Uzunca bir aradan sonra ilk videomuz bu oldu. Beni özlediniz tabi biliyorum. Ben de sizi gerçekten çok özledim arkadaşlar. Artık sık sık karşınızdayız. Evet şimdi şuradan bir bardak çıkmış mıdır bir bakalım. Ha bir bardak değildi, 1,5 bardak çıkacaktı bundan. Devam ki ben şöyle bardağımı ölçüye ala ala devam edeyim. Kayısıdaki ölçümüz 1,5 bardak olmalıydı. Bir bardağımı tamamladım. Herhalde buradan yarım bardak çıkar. E şu kadar kaldı. Onu da çöpe atacak halim yok yani. Atacağım. İşte 1,5 bardak diyebiliriz. Bir bardak da kuru üzüm ekleyeceğiz. Tam dolu dolu bir bardak oldu. Bunlar köşede şimdi şöyle kaynamak için hazır vaziyette beklesinler. Buna aslında kuş üzümü de ekleyeceğim arkadaşlar yanına ama onu kaynamaya başladıktan sonra. Şimdi aralarında kaynatmayacağım. Bunları kaynattıktan sonra üstüne en son pişirme noktasında ilave edeceğim. Herhalde o da karartıyor diye yapıyor. Söylemediler benim baktığım tariften ama bence kararttığı içindir. Çünkü kapkara ya kuş üzümü. Rengini karartmasın diye olabilir. Zaten yumuşak bir şey, pişmeye de çok ihtiyacı yok. Kuru yemişlerden de ben şöyle badem içi buldum. Badem içi ekleyeceğim. İstediğinizi ilave edebilirsiniz burada ama ben tam tarif, çok lezzetli, 20 yıldır bunu yapıyorum, hiç şaşmaz tarifim diyen birisinden aldım. Ona güvenerek yapıyorum. İnşallah öyledir. Video için böyle bir şey kullanmamıştır inşallah bu sözleri. Umarım samimidir. Bir bardak badem içini döktüm. Bir bardak fıstık arkadaşlar. Bu bir bardağı birazcık geçiyor gibi. Böyle. Burada dursun ya, yerim onu. Bir bardak da fındık koyalım. Evet, bu tam çıktı. Bunları da yine pişmek için ayırıyoruz. Şimdi bir gece öncesinden suda beklettiğimiz bakliyatları tekrardan bir güzel yıkayacağız. Özellikle buğdayımızı çok fazla tekrar tekrar yıkayacağız. Ondan sonrasında haşlamaya bırakacağız. Şöyle süzgecime alayım.
Aşure'yi sevmeyen var mı aranızda ya? Yorumlarda onu istiyorum arkadaşlar bu videonun yorumunda. Biz işkembe çorbası da hastasıyız. Biliyorsunuz Lina da çok seviyor. Sık sık işkembe çorbasına gidiyoruz. İşkembe çorbasına gittiğimiz yerin de aşuresi gerçekten çok güzel. Sadece aşure ayında çıkarmıyorlar. Sürekli olarak çıkartıyorlar. Her zaman tatlılara hazır onların aşureleri. Her gittiğimizde de bir aşure yemeden dönmem oradan. Ben dün o kadar güzel yıkamışım ki bak hiç bulanıklık yok. Görüyor musun? Az önce döktüğüm suda da yoktu. Hala ama yıkamaya devam ediyorum. Bembeyaz olsun, kırıl kırıl. Bir de şöyle duş yapalım. Fasulye ve nohutumu da son kez şöyle bir sudan geçireceğim. Yine ikisini bir arada bir dişi daha yapacağım. İkisi kardeş cinslerden çünkü. Bunları da haşlamak için hemen düdüklüme alayım. Yalnız bu fisler olduğu için normal şartlarda 8-10 dakika arasında pişirmiş oluyor. Bu bir de bunların içerisinde kaynaya 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 da pişeceğini hesap edersek Taner. 5 dakika mı pişirsem? 4 ya da 5 dakika. 4 dakika yapayım ben sağlam alayım. Çünkü erimesini istemiyorum. Erirse çok kötü olur. Bakarız hala çok diriyse 1-2 dakika daha tekrardan haşlarız. Ya bunu yapan kişi videoda söylemedi. Söyleseydi mutlu olurdum. Buna da kuru üzüm ve kuru kayısımı ilave ediyorum. Bu da burada haşlanacak. Şöyle bir karıştırayım renk olsun. Gözüme hoş gelmesi de önemli tabii ki. Önce gözümüz doyacak değil mi arkadaşlar mideden önce? Göz zevki önemli. Şimdi pişirme aşamasındayız. Sıcak suyumu getiriyorum, pişiriyoruz ve arkasından hepsini harmanlayıp pişirmeye başlayacağız. Ama daha bu kadar pişmeyecek yani. Daha neler neler ekleyeceğiz içerisine. Su olarak şöyle ayarlayın. Üstünü 3 parmak aşsın demişti. Yani şu kadar fazla duracak yüksekte. Yeter. Çok koyu bir kıvam olmaması için yani susuz bir aşure olmaması için suyu azaldıkça üstüne su ilave edin. Hem böylelikle kıvamı güzel olur hem de bereketli olur, daha çok olur. Evet, ocağımızın altını açtık. Hepsini şimdi güzelce haşlayacağız. Yine kaç dakika olduğunu söylememiş, artık o kadarını da söylemesine gerek yok. Siz de bilirsiniz zaten, normal haşlanacak, yumuşayacak arkadaşlar, o kadar. Eğer bu tarifi yapanlar olursa lütfen yorumlara yazın. Ya da yapacağım diyenler olursa. Lütfen gerçekten yazsın, merak ediyorum. Yaptığınızda da nasıl olmuş, gerçekten tarif tutmuş mu, güzel bir tarif vermiş miyim? Onu da yazın, ben de merak ediyorum. Çünkü daha tadına bakmadığımız için, pişmediği için nasıl bir tarif veriyorum ben de bilmiyorum ama güvendim yani yapan kişiye. Buğdaylarım ve kuru meyvelerim hazır. Arkadaşlar böyle artık haşlandı diyebiliriz. Suyu azaldıkça da sıcak su ekledim ben üzerine. Bakliyatlarımın 1 dakikası kaldı. Onları da çıkardıktan sonra artık hepsini bir tencerede buluşturma noktasına geçeceğiz. Bunları şimdi biz sularından süzüp de hepsini birleştirmeyeceğiz. En önemli noktası oymuş arkadaşlar. Her şeyin bir püf noktası var ya. Bunun püf noktası da karartmadan böyle bol suyla yıkamak ve haşlandıktan sonraki sularıyla beraber bir tencerede buluşturmakmış. Dakikam doldu. Hemen bunu alayım. Bakalım bir hemen. Vallahi 4 dakikada pişmiş ya. Hayret ya. Boşuna mı 8-10 dakikada kaynatıyorum ben bunu? 4 dakikada pişmiş. Neyse güzel ama çok öyle pişmiş değil. Hafif bir dirilik var. Onu da şimdi kaynama aşamasında pişsin diye ben ayırdım. Şimdi arkadaşlar aşurede hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Elma, portakal kabuğuyla yapılmış bir tarifti bu. Ben daha öncesinde yedim mi? Herhalde yemişimdir ama hatırlamıyorum. En azından annemin yaptıklarının içerisinde elma ya da portakal kabuğu olmuyordu. Belki komşuların yapıp dağıttığı şeylerde tatmış olabilirim. Ama aromasının bu şekilde çok çok lezzetli olduğunu söyledi yapan bayan. Şimdi ben de ona güvenerek yine onları da eklemek istiyorum. Değişik bir şeyler olsun, bir renk girsin içine değil mi? Ama tabii elmanın kabuklarını yine soyuyoruz. Portakalın da içini kullanmayıp kabuklarını kullanıyoruz. Annem hoş geldin. Yine bir tırnak mevzusu gündemde. Bu tırnaklar sürekli takılıp çıkıyor, takılıp çıkıyor. Ne kadar çok seviyorsun Lina. Çok güzel. Aa, bakın sese bakın. çok iyi. Oh çok iyi. Portakalın artık mevsimi kalmadı. Her mevsim bulabiliyorsunuz biliyorsunuz. Her ne kadar organik de olmasa. Gerçekten öyle dilim portakallar yok artık mevsimde. Artık Ağustos ayındayız ama sıkma portakallardan bulabilirsiniz. Doğrayacağım şekle getireyim. Küp küp. Küp küp olacak. Minik minik olacak. Öyle ağzımıza tombul tombul her şeyden löp löp gelmesin. Yani buradaki amaç şöyle kaşığı aldığımızda hepsi bütün malzemelerin içerisinde aynı kaşıkta buluşmuş olması bence. Ama bak doğrayışa bak.
Anandan aşureci mi doğdun? Rukiye diyeceğim ama ilk defa yapıyorum. O yüzden diyemeyeceğim. Anandan aşçı mı doğdun? Rukiye. Bakın bunu diyebilirim işte. Şu sesi çıkarmak da yani bir gurme sesi. Gurme. Değil mi? Gurme Rukiye. Gurme. Şef Rukiye. Şef Rukiye. Gurme olmadı. Gurme tadım yapan canım. Yapan değil ki. Şef, şef. Ay nerede benim mutfak önlüğüm? Çıkartır mısın şu şef annem önlüğümü Linacığım? Ben ilk defa yemek videomda bak önlüksüz girdim. Daldım işin içine. Ama hiç gerçekten öyle mutfağa batıracak zor bir şey değilmiş. Ben aşurenin çok zor bir tarif olduğunu düşünürdüm. İzlediğimde aa dedim ne kadar basitmiş. Bence basit bir tarif. Hepiniz denemelisiniz. Hem de çok sevap yani bu aylarda yapıp dağıtmak. Ben öyle her yerde herkesten, daha doğrusu kimseden bir şey isteyen bir tip değilim. İhtiyacım da olsa istemem. Öyle bir yapım var. Ama kimseden de dua istemekten çekinmem. Tek istediğim şey duadır. O yüzden arkadaşlar zaten çok kalabalığız ya. 2,5 milyon kişiyiz. Sizden ilk defa gerçekten bir şey isteyeceğim. Lütfen babama hepinizden, bilenlerinizden bir Fatiha istiyorum. Onu da babama hediye etmenizi istiyorum. İsmi Abdullah Yüksel. Onun ruhuna hediye ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bugün öyle like'lar, yorumlar, şunlar bunlar yerine babama dua isteyeyim sizden. Hepinize de şimdiden tabii teşekkür ediyorum. Portakalımızı da şöyle elma dilimi gibi keselim bakalım. Bir tane verebilir misin anneciğim? Anneciğim kabuklarını kullanacağım ben zaten. Portakalın içi komple senin olabilir. Ooo teşekkür ederim. Yazık Lina hiç portakal görmemiş, nasıl sevineyim. Ooo! Onun sevinci portakal yemek değil. Portakalı soyduğum için seviniyor. Nefret ediyor portakal soymaktan. Al bakalım. Bu da senin aklın. Ooo benim onu. Bunları da yine minnak minnak doğruyoruz. Öyle kaba kaba alıştırmayınız elinizi lütfen. Minnak minnak. Şöyle küçücük küçücük. Benim izlediğimde küçük doğramaya dikkat edin. Küçük doğramaya dikkat edin deyip duruyordu ama baktığımda gerçekten kendi de küçük doğramıyordu ama. Şimdi evet güzel bir video çekmiş ama kocaman kocaman doğruyordu. Ben size böyle olması gerektiği gibi yapayım. Minnok deyince bu gelir akla. Bunu rendeleyip de yapıyorlarmış genelde. Ama rendelenince her yere geçiyormuş onun aroması. O yüzden böylesinin çok daha lezzetli ve görüntü olarak da daha güzel göründüğünü söyledi. Bence bir tanesi fazla değil mi ona bakayım? Valla kendi bir tane büyük bir portakaldan iki dilimini ayırmıştı şöyle iki dilimini. Fazla mı diyorsun Taner? Bence fazla. O zaman şöyle yapalım ben de bir dilimini ayırayım. Benim portakalım çok büyük değildi. Eğer hala gözüne çok geldiyse seni kırmam bak. Ay kıramam, kocamı kıramam. Acılaştırmasın diye dedim. İkisini çıkartayım mı? Ne diyorsun? Bence ikisini çıkar. Tamam ikisini çıkardım hadi seni kırmayacağım. Ama güzel bir şey oldu. Değil mi? Güzel bir renk kattı. Ay şunu yarısını yapayım ya. Doğraması güzeldi dur. Şimdi bu da birleşeceği için aynı yere dökebilirim. Şöyle. Şimdi en güzel kısma geçiyoruz ve bütün hepsini harmanlayıp bir tencerede buluşturuyoruz. Bunun için benim şöyle dev bir tencerem vardı. Onu yapacağım ama bu yeter mi diye hala daha düşünmüyor değilim. Yeterli. Bunun bizde bir büyüğü daha var Taner. O çok büyük ya. Aşırı büyük o. Sanki daha iyi olur ocağı gibi geliyor. Sığmaz. Bak 3 tencere şey birleşecek bir de dışarıdan şeyler de gelecek. Bakalım neler var. Bu var. Bu var, bu var, bu var. Tamam, biraz daha bir şeyler gelecek ama. Yok onlar ufak tefek. İyi hadi bakalım hadi. Tamam. Neden kuru incir yok, neden ceviz yok diyeceksiniz. İsterseniz ekleyebilirsiniz ama rengini koyulaştırıyormuş. Ben gerçekten koyu renkli aşure sevmiyorum. Görüntü olarak da sevmiyorum. O yüzden onları süslemede kullanacağım. Badem ama kullandın ama sen. Benim baktığım tarifin içerisinde mesela badem yoktu. Ama ben badem içi, kabuksuz bir badem içini içerisine ekledim. Benim ekstra eklediğim şey oldu. Ama zaten kuru yemişlerden istediğinizi, aklınıza gelen istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz yani. Mesela benim bademim gibi. Ben de kuru inciri ve cevizi süslemek için ayırdım. Yani her şey bittikten sonra, tabakları aldıktan sonra servis esnasında üstünü süslemek için ayırdım. Şimdi bunu suyuyla beraber tenceremize alıyoruz. Ama biraz titiz çalışmak istiyorum. O yüzden şu yüzeyinde çıkan şeyler var ya. Fasulyenin kabukları. Evet, fasulye kabukları. Onları toplayacağım. Suyun yüzüne çıkmışlar zaten olanlar. İyi çalıştın ki bütün kabukları ayırdın yani. Ama ne kadar çok çıktı bak. Bunu bu şekilde servis edemezdim kimselere. Doğru söylüyorsun. Yani servis etmeyi kimseleri bırak. Kendime de pişirsem bunu aynı bu şekilde yaparım. O ne öyle kabuklu kabuklu. Zekamla pişiriyorum. Bakalım bu tencere yetecek mi? Şimdi şekillenir. Yeter. Yeter ya. Yeter. Dibinde kaldı baksana. Bunu da yine suyuyla beraber buğdayı da döküyoruz. Kuru meyve tenceremizi de suyuyla aktarıyoruz.
Ben herhalde bunu sadece bizim bloğa değil, bütün siteye dağıtacağı benziyorum. Süper oldu. Suyu da bence normal gibi. Vallahi bence harika bir şey bizi bekliyor arkadaşlar. İnsanın el lezzeti diye bir şey var hakikaten. Hiçbir şey pişirmeden olmuş meyveyi bile dilimleyince o elinin lezzeti o meyveye geçer kimi insanın. Gerçekten yani kendimi övmek gibi olmasın ama benim de elimin lezzeti çok tavandır yani. Maşallah. Maşallah. Şimdi tarife devam edeyim. Nerede kalmıştık? Buna kuş üzümü de ilave edecektik ama kuş üzümünü diğer kuru meyvelerle karıştırıp kaynatmadık arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla bir paket ilave etmişti ama benim gördüğüm onun paketi sanırım büyüktü. Ölçü olarak da bardağa döktüğünde bir bardaktan biraz daha azdı. Bakalım eğer yetmezse diye, evet benimki çok küçük kaldı. O yüzden ikisini birden ilave edeceğim. Demek ki bunların da boyları varmış. Ama benim ölçüm biraz büyük bir bardak. Yarım bardak oldu benimki. Niye iki tane aldın? Süslemede de kullanacaktım. Küçük oldu. Neyse. Döküyoruz. Bir renk kattı. Bak bak bak. Ay ne de güzel yaparmışım. Maşallah bana portakalı, elmayı, kuru yemişleri, fındığıydı, fıstığıydı. Kaynadıktan sonra ilave edeceğiz arkadaşlar. Şimdi birazcık tıklamasını bekleyeceğiz. Bu arada da yine koyu bir kıvam olmaması için azaldıkça su ekleyeceğiz. Benim gördüğüm kadarıyla suyum şu an eksik. Ama bunu ne zaman tamamlıyoruz? Diğer bütün malzemeleri birleştirdikten sonra. Sana yine bir markete gitmek görünüyor. Ben süslerken kuş üzümü kullanacaktım. Nar çok olsun istedim ama nar bulamadım. Kuş üzümü olmaz ki süslemeye, onun pişmesi lazım. Piştikten sonra, servis ettikten sonra kuş üzümüyle de süsledi. Neyse güzel oldu ya, renkli oldu. Daha ne olacak baksana. Rengarenk oldu, mis gibi, bak bak. Ha bir de 4 bardak şeker ilave edeceğiz. Onu ayarlayayım, bekleteyim. Şeker, dur. Bir şey daha mı? Şeker unuttum. Gelecek. Karanfilimiz var. 3-4 tane de karanfil atacağız. Dur ya, herkesin kafasını karıştırdın. Şey ne bana var. Anlattırıp duruyorsun? Bekle. Nişasta. Evet, nişasta var. Onu 2 yemek kaşığı yaptı böyle kıvam tutsun diye. Biraz koyu olsun istedi o. Ben o kadar koyu aşure gerçekten sevmiyorum. Tamam, ben o 2 kaşıklı bir yemek kaşığı yapacağım. Aynı gün dağıtacağım için koyacağım onu da. Eğer ki sonraki gün dağıtacaksanız hiç nişasta eklemeyin. Bir sonraki gün zaten nişasta eklemişsiniz gibi tutuyor birbirini. O zaman hiç koyma sen. Yok, ben şimdi bugün dağıtacağım için bir kaşık koyacağım. Ama çok öyle yapışık yapışık birbirine koyu bir kıvam olmasını istemediğim için ben bir yemek kaşığı kullanacağım. Bana her şeyi anlattırdı. Ne kaldı? Bırak da yaparken görsünler. Siz bunların tamamını unutun. Yapım aşamasında izleyin arkadaşlar. Evet, şimdi kaynamaya başladı. Artık tık 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 sesler geliyor. Portakal kabuğumu ve elmamı boşaltıyorum. Ay, şekil 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 şekil. Önümden çekil. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Üstüne de kuru yemişlerimiz, fındık, fıstık ve badem içi. Kabuksuz olsun hepsi. Lütfen ona dikkat edin alırken. Siyah siyah bir şey çıkmasın. Hii, ne güzel oldu. Ben hayatımda böyle güzel aşure yemedim dermişim. Gerçekten çok güzel olmadı mı? Bak. Hiç su ilave etmedim. Şölen. Hayır. Çok susuz oldu. Çünkü şekeri koyunca o daha kıvam alacak. Nişastayı da koyacağız. Hepsi birbirine yapışır. Kaşığı attığım zaman hiç su gelmiyor. O yüzden epey bir su ihtiyacım var benim. Taner, bu tencere yetmiyor Taner. Tamam yetti, oldu oldu. Tamam ideal, çok sulu. Ya var ya, Taner'e iş çıkacak diye. Yok, işle alakası yok. Şimdi ben bunu dökemeyeceğim ya, benim ona gücüm kuvvetim yetmez. Kendi yapacak diye sırf kaçıyor ya. 4 su bardağı yeterli oluyor. Bir tadına bakarsınız, eğer ki şekeri size göre az gelirse yarım bardak, yarım bardaktan biraz daha az kullanabilirsiniz dedi. Ben de yine ona güvenerek 4 bardak dökeceğim. Evet. Benimki biraz bol malzemesi oldu. Neden? Çünkü et deyiyatı okuduğumuz için başında bereketlendi. Vallahi aynı ölçüde yaptık, evet, ama benim bereketli taştı. Oldu. 3. Çok da zevkliymiş yapması. Bundan sonra her sene yapacağım inşallah. Evet, taşırdı. Taşıyor, evet. Kesin olarak taşıyacak. Bir küçük tencereye alabiliriz ama. Hayır ya, onunla mı uğraşacağım? Tencereye sıfır oldu. Şimdi kaynadıktan sonra bu mahvolacak Taner. Yok, bir şey olmaz. O zaman birazını başka bir tencerede, evet, kaynatalım. Küçük bir tencereye aldım onu. Bak görüyor musunuz? İşten kaçıyor demedim mi? Ya o büyük tencere depoda, o yıkanacak, gelecek, gidecek bir sürü iş. Duydunuz değil mi? Hayır, bir kısmını İşten küçük kaçıyor. Tencereye aldım. Dur, şu şekerin aromasını iyice karıştırayım, erisin de. Aynen. Bir kısmını başka bir tencereye alayım. Çünkü gerçekten büyük bir iş çıkacak. Kuş üzümü az geldi ama. Alırım. Üstüne de nar bulursa, başka bir marketten bir de nar bulursa çok renkli ve çok güzel nar bir şey çıkar ortaya. Mevsimi değil ya, bulmak zor oluyor.
Bir bakarsın canım. Artık hiçbir şeyin mevsimi kalmadı ki her mevsimde her şeyi bulabiliyoruz. Şimdi kaynamaya bırakmadan önce portakal kokusunu baskılaması için içerisine 3-4 tane karanfil attı. Ben de atacağım. Benimki 5 oldu çünkü benimki bereketli oldu. Karanfil bir tane daha atayım ya. Benimki epey bereketli oldu. Onun tenceresi benimkinden küçük olduğu halde tencerenin buralarında kaldı. Aynı malzeme ama benimki coştukça coştu, anlamadım. Evet, hadi bakalım. Aynen. Oranlarım ya. Ben zekamı veriyorum ya. Dipten alayım. Üstten alma. Önce bir şu şekerinin tadına bir bakayım. Durun. O önemli bir nokta. Tabii ki aynı kepçeyle tadına bakıp da kaşığımı içine sokmayacağım. Bana göre harika. Evet, şimdi şöyle dipten alıp biraz buna boşaltalım bakalım. Sulu sulu boşaltayım hadi. Dipten, biraz dipten, biraz üstten. Şimdi saatimize bakalım. Bu gerçekten kaynamaya başladı. Saatime baktım. 20 dakika sonra nişasta ilave edeceğim. Nişastadan sonra da bir 5 dakika daha kaynatacağız. Yalnız görüyor musunuz? Bembeyaz olmadı mı? Evet. Misler gibi. İki tencere yaptım be. Evet arkadaşlar, şimdi yine matematiğimi kullanarak nişastayı bir kaşığa düşüreceğimi söylemiştim ya. Ama gerçekten yani onun malzemesiyle benim malzememi kıyasladığın zaman iki kat oldu. O yüzden ben yine iki kaşık olarak devam edeceğim. Şimdi 20 dakika bir aradan sonra bunlar kaynarken nişastayı dökmek için tekrar buluşacağız. 20 dakikamız geçti. Şimdi artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. İki tepeleme nişasta koymuştu. Ben de yine öyle yapıyorum. Bunu böyle direkt alıp da hemen eklemememiz gerekiyormuş. Çünkü döktüğümüz yerde hemen hepsini, bütün malzemeleri birbirine yapıştırıyormuş, donduruyormuş. O yüzden kesinlikle aşure suyundan böyle üstüne epeyce ilave etti. O tencerem tabii küçük olduğu için ona daha az koyacağım. Kalanını buna dökeceğim. Bu buna yeterli bence. Hemen karıştıralım. Şimdi kıvamını bununla alacakmış. Zaten yeteri kadar da kıvam almış. Bakar mısınız? Çok güzel görünmüyor mu? Evet. Değil mi? Harika olmuş. Dinlendikten sonra esas o zaman kıvamını alıyormuş zaten. Bunu şimdi servise başlamadan önce biraz daha dinlendirip kıvam almasını bekleyeceğiz. Ay çok güzel yaptım. İlk defa aşure yapıyorum ve çok beğendim. Kıvamı, rengi, her şeyi, malzemesi çok güzel olmadı mı? Çok güzel. Taner, benimle gurur duyabilirsin canım. Gurur duyuyorum seninle. Harika oldu. Şimdi bunu da ekledikten sonra arkadaşlar 5 dakika daha kaynatıyoruz. En son noktada da pişirdikten sonra ocağın altını kapatırken eğer sevenleriniz varsa bir çorba kaşığı gül suyu ilave etti. Ama ben gerçekten gül suyunu hiçbir şeye yakıştıramıyorum. Güllaçlara çok kullanıyorlar. Bence hiç güzel olmuyor. Kişinin damak tadına göre kalmış bir şey bu. Sevenleriniz varsa piştikten sonra ocağın altını kapatınca bir kaşık da gül suyu ilave edebilirsiniz. Ben yapmayacağım. Ben de bu arada servis ederken süslemek için kuru incir, kuş üzümü ve ceviz kullanacağım. Onların hemen hazırlığını yapayım, sonra servise geçeceğiz. Vallahi kendimle gurur duyuyorum. Kıvamı, rengi, suyu, tadı o kadar güzel olmuş ki hepsini pişirme aşaması. Yani böyle diriliği, pişmesi, her şeyi böyle benim en sevdiğim şekilde olmuş. Maşallah diyorum tekrardan ve son kez evet maşallah. Yeter maşallahımız. Ocağın altını kapatalı oldu epey arkadaşlar. Birazcık dinlenmeyi aldım kıvam alsın diye. Tam istediğim kıvamda, artık hiç beklemeden servisini yapıp komşularıma dağıtmaya geçiyorum ben şimdi. Şimdi dün ben şunları almıştım. Bunlar gözüme çok küçük geldi. Yani 1,5 kepçe falan çıkar gibi. Taner dedi, eğer öyle dedi, hani aileye vereceksen bir çok küçük olmasın dedi. Zaten markete gideceğim, biraz büyüğünü alayım dedi ve mantıklısını söyledi gerçekten. Şimdi 5 kişilik bir aile olduğunu düşün. 2 kişi tadına bakacak, 3.'sü bakacak mı yani? O yüzden biz şöyle biraz büyükçe bir şey aldım. Buna epey girer. Böyle göründüğüne bakmayın, bayağı doluyor buna. Yaklaşık 2,5-3 kepçe falan girebilir diye düşündüm. Gene de bakalım. Burada da 30 tane var. Eğer ki artarsa bunları dağıttıktan sonra onlarla devam ederiz artık dağıtmaya. Şimdi hemen tekrar sizin yanınızda bir de tadım yapayım. En sevdiğim yere geçiyoruz, tadım kısmına. Şöyle alttan daldırayım, hepsi birden gelsin hadi. Şunu da alayım, bunu da alayım, elmayı da alayım.
Konuşuyor vallahi. Şiir gibi olmuş şiir. Arkadaşlar gerçekten bu tarifi kesinlikle deneyin. Müthiş olmuş. Tam benim ölçümde yapabilirsiniz. %100 başarılı tam ölçü bir aşure tarifi verdim size. Bundan sonra bu ölçüyü zaten bu tarifi kaydetmeme gerek yok. YouTube'umda yayınlayacağım için kanalımda. Her sene aşure gününde gireceğim kanalıma aynı bu tarifi aynı şekliyle yapıp inşallah dağıtacağım bundan sonra da. Şimdi besmelemizi çekelim ve komşularımızın servisini hazırlayalım. Evet, birinci kepçe. İkinci kepçe. Oo, bir de süse de ayıracağım ya. İki kepçe bence yetiyor. Elime geldi. Yandım. Allah yandım. Yok ya ben bunu tamamlayayım. Yazık değil mi? Şöyle. Üç kepçeye tamamladım. Güzel. Yeter. Bir de kapakları da var ama şimdi hemen kapatmayayım. Götürürken hepsini kapatayım. Öyle kapaklayayım. Evet. Bak bak bak. Vallahi maşallah. Bana maşallah yazın. Hak etmedim mi bir maşallah? Arkadaşlar harika oldu. Bak bak. Vay vay vay. Bir de süsleyeceğim tabii bunları. Elmayla portakaldan şüphedeydim. Ne yalan söyleyeyim. Ben yapana güvendiğim için, çok övdüğü için hadi dedim koyacağım. Yoksa bunun içerisine hiç hayal edememiştim. Ama kesinlikle çok yakışıyor. Portakalın aromasına bayıldım. Karanfil de onu baskıladı dediği gibi. Of arkadaşlar size de dağıtmayı çok isterdim ama 2,5 milyon kişiye yani nasıl yapayım ben bunu? Nerede toplayayım da dağıtayım sizi? Mümkün değil. Çok mütevazi. Çiçek, çiçek. Kendimi övmeyeyim de kimi öveyim? Şuna baksana bir. Ben konuşmuyorum. Ben söylemesem de konuşuyor yani konuşan. Bak bir tanesini de merakımdan süslemiştim. Nasıl olmuş? Instagram'a çektim onu da şunu süsleyip. Evet güzel. Güzel değil mi? İnciri, cevizi, üzümünü de koyacağım. Sen şimdi doldur ondan sonra nefis devam edelim. Nefis, nefis. Yardım edeyim ben de sana. Bence de. Şurası şimdi doldu ya. Bunları hemen süsleyelim. Kapaklarını kapatıp kaldıralım. Yeni tabaklara ekleyelim. Tamam. Öyle yapalım. Hadi biraz süslemeye geçelim. Yalnız süsüm çok yok ya. Ben onu hesabına bak... İdareli kullan. Evet idareli süsleyeceğim. Ama daha ne olsun yani Allah kabul etsin. Bak ne kadar da güzel oldu yani. Boz malzemiyor. Değil mi? Evet. Son anda yine kendimi bir özlediğim şöyle kısada. Ölsene beni Taner. Ya tamam başladı yeter artık. Bize sıra, bize sıra gelmiyor ki senden. Ne yap bir şeyler yap da öveyim. Çok güzel oldu. Aa. Maşallah nazar değecek. Hadi yet. Maşallah değmez nazar. Neyine değecek? Ayrı da gözü değmez yani kimsenin. Okuyun, üfleyin, nazar, göz hiçbir şey değmez. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Şuradan cevizlerimi de şöyle göz kararı serpiştireyim. Biraz az olacak ama. Ay canım çekti. Biraz da kuş üzümü. Bir şey söyleyeceğim, o kuş üzümü pişmesi gerekmiyor mu? Yok, bunu süsleme işinde kullanabilirsin. Zaten çok yumuşak ya, pişirmeye gerek yok. Hmm. Zaten hafif böyle minik minik diri bir şeyler gerçi gelmesi sıcak lazım ağzına aşure. Yoksa öyle hamur gibi yani bir anlamı yok onun. Ay bak bak çiçek gibi maşallah. Bak bak bak. Çok güzel aşureler. Çok güzel oldu arkadaşlar. Taner korkudan bitecek diye hemen tabakları çıkardı. Kendi tabağını hemen ayırttırdı koydu köşeye. Ya bir tane anne ben de yapabilir miyim? Biz de aldık şimdi yalan yok. Bir Lina'ya bir bana bir Taner'e ayırdım. Ya o kadar bak göz hakkı yok mu? Tabii ki var. Olmaz olur mu? Bizim yememeniz anormal. Anne ben de koyabilir miyim? Gel kızım koy. Gel annem. Tut bakalım. Ben alacağım. Bunu da sen doldur. Oh doldur. Eğer o tabaklara yapsaydık biz emin olun 60 tane falan çıkardı. Yani. Bununla 30 tane falan çıktı arkadaşlar. Oh. Eli yanacak çabuk. Koy koy koy. Oh. Sıcakmış biraz. Eline sağlık anneciğim. Yeğenin başı dişi ağrımaz. Ellerine sağlık. Getir annem tut tabağı. Bitti. Bunu da koyalım ondan sonra artıyor. Kaç çıktı? Bunu koyunca 5 tane arttığına göre 25 burada var. 3 tabakta biz kendimize 28 tabak. Büyük büyük 28 tabak çıktı arkadaşlar evet, benim tarifimde. Doyumluk. Ama doyumluk yani aile boyu. Ya 2 kişi yer bir ailede. Hayır canım 3 kişi. Kişilik bu. 3-4 kişilik çünkü 3 kepçe giriyor hepsine. Mide genişse hepsini yaşanıyor. E tabi yer canım ne var? Ben bir oturuşta bir tabağı yerim yani. Şurayı çok severim. Evet, bunları da süsleyip hemen komşularımıza koşalım Lina. Ben de bana yardım edersin değil mi? Tabii dur öyle değil, dur. Bunu getirmemiz lazım. İncirimiz yetiyor da rahat rahat. Şunlar da bizimkiler. Ben ceviz atıyorum. Şöyle. At kızım biraz biraz. Yetecek İncirimizi kadar bol koyabiliriz. Dur anneciğim hepsine koymayacağız, dur. Nasıl hepsine koymayacağız? Getirmeye çalışacağız hepsini. Dur annem onu ben ayarlayayım. Getir. Yeter yeter. Vallahi yetti. Herkese yetti. Fazlasıyla var. Bol fazlasıyla yetti hem de. Aferin kızıma. Ben de alayım yardım edeyim. Bak kızımın da eli değdi ya. Şifa olsun. Lina kapakları kapatıyor. Çok güzel. Son bir tane arttı. Onu da hallederiz. Onlar da dursun kalanları koyarsın bak orada. Tamam. Bir tane de alması lazım.
Güzel. Şurada bak. Hah, orada getir. Oh, mükemmel yaptı Anişkom. Mükemmel. Bitti. Oh, mis gibi oldu. Benim Anişim yapar da kötü mü olur? Bunları götürüp dağıtma zamanı. Bakayım tepsi çok alacak mı? Bunları dağıtacağım, geleceğim. Tekrar dağıtacağım. Tabii ki ben de varım. Evet, ben böyle tepsiyi tutunca sen de alacaksın, dikkatli bir şekilde vereceksin. Ya da yanımda duracaksın. Sen alıp verme, devirebiliriz. Ya ben, pardon bak. Tamam, tamam koy. Tamam, aferin sana. Anne ya küçük, ben küçük görünüyor olabilirim ama elimden her şey gelir. Böyle küçük olduğuma bakmayın. Ay canım benim, evet. Ay yerim seni. O zaman dağıtmaya geçelim mi? Geçelim ama orayı artık çekmeye gerek yok. Şimdi biz zaten hızlı bir şekilde dağıtacağız ya. Komşuları çekmeyelim, ayıp olur öyle. Tamam, geçelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hayır. Hem tavsiye gibi bir video da oldu bu. Güzel de bir video oldu. Yapmak isteyenler için güzel de bir tarif sunmuş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay civciklerim. Görüşürüz. Civcik civcik civcik. Hadi gidelim koş. Biz gidiyoruz dağıtıma. Aç kapıyı.